İyi günler arkadaşlar. Bugün dünya haritası çizeceğiz. Dünya haritasını çizip dünya üzerinde yer alan ülkeleri göstereceğiz. Tabii dünya haritasının ölçeği küçük bir ölçek olduğu için ülkeleri üzerine yerleştirmemiz zor olacak bizim için. Bu yüzden dünya haritasını büyükçe çizeceğiz. 4 tane A3 kağıdımız var. 4 tane A3 kağıdımız var. Bunları birbiriyle ekleyerek dünya haritasını bu kağıtlarımızın üzerine yerleştireceğiz. Tabii bir tane A4 dünya haritası, boş dünya haritası çıktısı aldım. Bunu A3 kağıtlarımızı orantılayarak çizmemiz lazım. Biraz meşakkatli bir şey. Bunun için de dünya haritamızın 4 kağıda eşit bir şekilde orantılanacak şekilde ayarlayacağız. Burada kareler var, kare bölmeleri. Bunları hesaplayarak tam ortadan 4 parçaya bu kağıdı böleceğiz. Bunun için cetvelimizle birlikte ölçüm yapacağız. Evet, 4'e böldüğümüz dünya haritasından kuzey batı bölümünü büyüterek çizdik. Dış sınırlarını çizdik tabii ki. Son kontrollerimizi yapalım. 4 parçaydı, yani dünyanın tamamını bitirdikten sonra
ülkelerin siyasi sınırlarını da isterseniz çıktı alarak, isterseniz de bilgisayardan dünya siyasi haritasına bakarak yapabiliriz. Ben ülke sınırlarını bilgisayarın ekranına yararlanarak çizeceğim. Tabii şimdi son kontrolleri yapalım. Yaklaşık bir saate yakın bir zamanımızı aldı. Tabii pratik çizdikçe pratiğimiz de artıyor. Diğer kalan 3 bölümü daha hızlı çizeceğimizi umut ediyorum. Evet arkadaşlar, ilk iki parçayı bitirdik. Şimdi üçüncü parçayı hazırlayacağız. Güney Amerika kıtasını yapacağız. Nispeten çizimi daha kolay. Birinci parçamız bir saat civarı sürmüştü. İkinci parça yarım saat süre aldı. Üçüncü parçayı daha kısa bir süre sonra halledeceğiz. Yaptığımız parçaları da böyle birleştirirsek oran orantı yöntemi de birbirlerine bağladığımız zaman sorunsuz bir şekilde haritamızı hazırlamış olacağız. Evet, üçüncü bölümümüzü bitirdik. Son bölüme geçiyoruz. Yaklaşık 15 dakika civarında bir zamanımızı aldı. Şimdi son bölümün parçalarını alıp ters bantla bantlayacağız ve haritamızın, dünya haritamızın, dilsiz dünya haritamızı tamamlayacağız. Ardından denizleri boyayacağız. Siyasi sınırları çizmeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar, dünya haritamızın birinci aşamasını hallettik. Dilsiz aşamasını hallettik. Şimdi içerisine ülkeleri yerleştireceğiz. Mümkün olduğunca ülke, başkent detaylarında vermeye çalışacağız. Yazıcımızdan kıta kıta böyle ülkelerin çıktılarını alıp harita üzerinde yerleştireceğiz. Tabii dünya üzerinde 200'e yakın ülke var. Bunları tek tek yerleştirmemiz biraz vakit alacak. Evet, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, dünya haritamızı bitirdik. Okyanusları, denizleri maviye boyadık. Şimdi kontrol edelim, eksikliğimiz var mı ülkelerde. Onun kontrolünü sağlayalım.